sınıflandıracak olursak Türkiye'de bulutlu gün sayısının az, güneşli gün sayısının fazla olduğu bir yer olarak söyleyebiliriz. Yazlar özellikle kurak geçer. Yazların kurak geçmesinde dinamik yüksek basınç alanlarının bu bölgede hakim olmasının etkileri vardır. Kıyıdan iç kesimlere gidildiğinde gerek batısında gerekse doğusunda Akdeniz bölgesinin iç kesimlere doğru gidildiğinde iklimin farklılaşıp karasallaştığını görürüz. Yine bu da dağların denize paralel uzanmasından ve kıyı ile iç kesimler arasında da iklimin farklılaşmasından kaynaklı olarak karşımıza çıkar. Bitki örtüsünü tabii ki Akdeniz iklimi tipik bitki örtüsü olan makiler oluşturur. Makiler burada 700-800 metre yüksekliklere kadar yayılabilirler. Makilerden sonra Kızılçam ormanları karşımıza çıkar. Akdeniz bölgesinin bitki örtüsü içerisinde. Makiler soğuğa dayanıksız fakat kuraklığa dayanıklı türlerdir ki en tipik maki örneğinde zeytin ağaçları oluşturmaktadır. Bölgenin beşeri ekonomik özellikleri, öncelikle nüfus ve yerleşme özelliklerine bakıyoruz. Akdeniz bölgesi bölüm açısından değerlendirecek olursak Adana bölümü Antalya bölümüne göre daha yoğun nüfuslu bir yerdir. Adana bölümünün daha yoğun nüfus olmasında yer şekillerinin daha az engebeli olması, geniş düzlüklerin yer kaplaması, buna dayalı olarak tarım faaliyetlerinin gelişmesi, tarıma dayalı olarak sanayinin gelişmesi, ulaşımın kolaylıkla yapılabilmesinin etkilerini ortaya koyabiliriz. Bu yüzden de Adana bölümünde Antalya bölümüne nazaran nüfusu daha yoğun olduğundan söz edebiliriz. Akdeniz bölgesi içerisinde özellikle Adana bölümünde, Antalya kıyı kesiminde nüfus yoğunken, bir de Mersin'de nüfus yoğunken Teke ve Taşeli platolarında nüfusun seyrek olduğunu görürüz. Buralarda hem karstik arazinin yaygın olması hem de dağlık ve engebeli bir yapıda olmasından dolayı, ulaşımın güçleşmesinden dolayı Taşeli ve Teke platoları da Akdeniz bölgesinde seyrek nüfuslu yerler olarak karşımıza çıkar. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine geçiyoruz. Tarım faaliyetleri içerisinde tarımın en fazla yapıldığı yer tabii ki de Çukurova. Burada hem güneşli gün sayısının fazla olması, iklim koşullarının uygun olması hem de arazinin geniş ve düz olmasından kaynaklı olarak tarımdan elde edilen ürün miktarı istenilen seviyededir ve elde edilen ürün çeşitlilik de gösterebilir ve yılda sıcaklık değerlerinin yeterli olmasından dolayı birkaç kez de ürün almaya müsait bir alandır. Sıcaklığın etkisiyle çünkü erken olgunlaşma ortaya çıkar. Ancak bu alanlardaki tarımın da en önemli problemi yaz kuraklığıdır. Bu da sulamayla giderilebilir. Batı Karadeniz bölümünde tarım alanları arazinin daha dağlık ve engebeli olmasından dolayı daha az yer kaplar. Özellikle kıyılarda burada tarım faaliyetleri gerçekleştirilebilir ve kıyılarda yapılan tarımda özellikle seracılık şeklinde kendini gösterir. Antalya ve çevresinde seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılabilmektedir. Bu kış sıcaklıklarının 0 derecenin üzerinde seyretmesinden kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü az bir ısıtma gideriyle burada seracılık faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor. Burada yapılan seracılık faaliyetleri de tabii ki modern tarım yöntemleriyle yapılan faaliyetler olarak kendini gösterir. Yetiştirilen tarım ürünlerine baktığımızda Akdeniz bölgesi özellikle sıcaklık değerlerinin, kış sıcaklık değerlerinin yeterli olmasından dolayı turunçgil, bunun dışında mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk, pirinç gibi ürünlerin yetiştirildiği bir yer olarak karşımıza çıkar. Özellikle kıyılarda tabii ki seracılık yapılır. İç kısımlara doğru gidildikçe ise şeker pancarı, tahıl ürünleri ve özellikle Isparta dolaylarında gül yetiştiriciliği karşımıza çıkar. Akdeniz bölgesindeki hayvancılık faaliyetlerinde özellikle dağlık alanlarda kıl keçisi dediğimiz tür yaygın olarak karşımıza çıkar. Yeraltı kaynaklarına bakarsak Akdeniz bölgesinde krom, boksit, çinko, demir ve lignit gibi madenlerin çıkartıldığını görmekteyiz. Antalya'da ferrokrom, İskenderun'da demir çelik, Seydişehir'de de alüminyum fabrikaları bulunmaktadır bu çıkartılan yeraltı kaynaklarına dayalı olarak. Bölüm açısından söz edecek olursak Antalya bölümünde nüfus yoğunluğu azdır.
Adana bölümüne göre daha dağlık ve engebeli bir bölümdür. Türkiye'de kalkerli arazi, yani karstik şekillerin en fazla olduğu bölümdür. Ekonomisi daha çok turizme dayanır. Deniz turizmi ve karstik şekiller açısından oluşan mağara gibi değişik doğal güzellik örnekleri ve bunların varlığına dayalı olarak gelişen turizm türlerini görmek mümkündür. Seracılığın en yoğun olduğu bölümdür. Adana bölümüne geçecek olursak, Adana bölümü de Türkiye'de tarımın yapılabildiği ve tarımdan önemli gelirlerin elde edildiği yerlerden biridir. Hatay'daki Amit Ovası, dünyanın en büyük çöküntü hendeklerinden biri olan Doğu Afrika Graben içerisinde bulunur. Antalya bölümüne göre daha az yağış alır, ancak tarım toprakları daha geniştir. Antalya bölümüne göre nüfus yoğunluğu ve kentleşme oranı daha yüksektir. Bölümün ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünlerine dayanmaktadır. Adana'dan sonra bölümün en büyük ikinci kenti Mersin'dir. Mersin'de aynı zamanda Mersin Ataş Petrol Rafinerisi bulunmaktadır. Bir de son olarak bu bölümde tarım, sigara, çimento, pamukluma ve bitkisel yağ gibi ürünlerin bulunduğu sanayi kolları da gelişmiştir. Doğu Anadolu bölgesi, Türkiye'nin en geniş yüz ölçümüne sahip olan bölgesi Doğu Anadolu bölgesi. Kuzeyinde Karadeniz, batısında İç Anadolu, güneyinde Güneydoğu Anadolu, doğusunda da Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, İran gibi ülkelerle sınır olan bölge olarak karşımıza çıkar Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en geniş yüz ölçümüne sahip olan bölgesi olmasına rağmen nüfus yoğunluğu açısından ve toplam nüfus açısından yoğun nüfuslu bir yer olarak karşımıza çıkmaz. Genel olarak nüfus özelliklerine geçmeden önce fiziki özelliklerinden bahsedecek olursak, Doğu Anadolu bölgesi ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. Zaten haritaya baktığımızda da koyu kahverenglerin hakim olduğu bir yer olarak karşımıza çıkar. Ortalama yükseltisinin fazla olması bu bölgede buzulların ve buzulların oluşturduğu şekillerin yaygın olmasına neden olmuştur. Bölgenin gerçek sıcaklıklarıyla indirgenmiş sıcaklıkları arasındaki fark oldukça fazladır. Gerçek sıcaklık hangi yükseltide bulunuyorsa o yükseltide ölçülen sıcaklıktır. İndirgenmiş sıcaklık ise deniz seviyesindeki sıcaklıktır. Yani yükselti hesaba katılmadan hesaplanan sıcaklıktır. Dolayısıyla burada yükselti fazla olduğu için gerçek sıcaklık değerleriyle indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki fark da fazladır. Yükseltinin fazla olması, deniz etkisine kapalı olması Doğu Anadolu bölgesinde karasallığın şiddetlenmesine neden olmaktadır. En düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu bölgesinde ölçülür ve fiziki haritalarda buradan da gördüğünüz gibi kahverenginin en çok kullanıldığı renktir. Akarsular genelde dar ve derin vadilerde akmaktadır yine yükseltinin fazla olmasından dolayı. Bölgede bulunan ovaların yükseltileri 2000 metreye yaklaşır. Erzurum, Yüksekova gibi ovalar 2000 metreye yaklaşan yükseltileri bulunmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde yer şekillerindeki engebenin ve eğimin fazla olması özellikle burada bulunan akarsuların akış hızlarının fazla olmasına ve bunların hidroelektrik potansiyellerinin de fazla olmasına neden olmuştur. Akarsular dar ve derin vadilerden akar. Eğim fazladır. Bu da akarsuyun akış hızını artırır. Akış hızı arttıkça hidroelektrik enerji potansiyeli de buna dayalı olarak artış gösterir. Ancak Doğu Anadolu bölgesinin eğimli olması bölgede ulaşımın güçlükle yapılabilmesine, ekili dikili alanların azalmasına ve tarımda makineleşmenin az olmasına neden olmuştur. Doğu Anadolu bölgesinde kıvrım dağları ve volkanik dağlar bulunmaktadır. Bölgenin kuzeyinde Allahu Ekber Yalnız Çam gibi kıvrım dağları bulunur. Onun biraz daha güneyinde Aras Dağları yer alır. Bunlar kıvrım dağları olarak karşımıza çıkar. Bölgenin kuzeyinde ve orta sıralarında bulunan Aras Dağları. Bölgenin Van Gölü'nün olduğu kesiminde ise volkanik dağlar olan Büyük Ağrı, Küçük Ağrı, Tendürek, Sükhan ve Nemrut Dağları Van Gölü'nün
kuzeydoğu güneybatı doğrultusu boyunca uzanış gösterir. Doğrudoğu bölgesi aynı zamanda volkanizmaya sahne olmuş ve volkanizmanın etkilerini çokça görülebildiği bölgelerden biri olarak karşımıza çıkar. Bölgedeki ovalar genellikle çöküntü alanlarına yerleşmiş tektonik ovalar olarak karşımıza çıkar. Bu ovalar Malatya, Elazığ, Elbistan, Erzincan, Tercan, Erzurum, Pasinler, Bingöl, Muş gibi ovalar olarak karşımıza çıkıyor ve bunlar Kuzeydoğu fay hattı boyunca uzanış gösteren çöküntü alanları içerisinde bulunan tektonik ovalar. Onları da yine bu şekilde gösterebiliriz. Erzincan, Erzurum, Pasinler, sonra Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl gibi ovalar. Bunlar da bölge içerisinde bulunan çöküntü ovaları, tektonik ovalara yerleşmiş olan çöküntü ovaları. Bölgenin kuzey doğusunda da Erzurum, Kars, Ardahan platosu bulunmaktadır. Bu lav platosudur. Yüksekte bulunan bir platodur. Yükseltisi 2000 metreye yakın olan bir platosudur. Plato zaten akarsular tarafından yarılmış yüksek düzlük anlamına gelmektedir. Bölgenin kuzeyinden Kuzeydoğu fay hattı, güneyinden de Doğudoğu fay hattı geçer. Dolayısıyla fay hatlarıyla çevrilmiş bir alanda bulunur ve deprem riskinin de fazla olduğu bir yer olarak karşımıza çıkar. Akarsu ve göllerine geçiyoruz. Doğudoğu bölgesi bol su taşıyan, akış hızı fazla olan akarsulara sahiptir. Doğudoğu bölgesinden kaynağını alan Fırat, Dicle, Aras, Kura nehirleri burada yer alır. Bunlar Türkiye sınırları dışından denize dökülürler. Ancak Doğu Anadolu bölgesinden kaynaklarını alırlar ve Doğu Anadolu bölgesinde birçok yerinden geçerek bu akarsular Türkiye sınırları dışına çıkarlar. Zaten Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminin en fazla olduğu Keban, Karakaya, Atatürk barajları da bu Fırat Nehri üzerine kurulmuş olan baraj gölleri olarak karşımıza çıkar. Çünkü yüksek eğimli engebeli yerlerden aktıkları için akış hızları fazla. Dolayısıyla bu bölümdeki akarsuların hidroelektrik enerji potansiyelleri de fazladır. Doğu Anadolu bölgesi göl varlığı bakımından zengin bölgedir. Zaten Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü burada bulunmaktadır. Van Gölü bir volkanik göldür, lav set gölüdür. Kıyısında bulunan Nevrut Dağı'ndan çıkan lavların burada bulunan çukurluk alanın önünü kapatması sonucunda meydana gelmiştir. Van Gölü'nün dışında, Van Gölü'nün çevresinde bulunan Nazik, Haçlı, Çıldır, Balık gibi birçok göl vardır Van Gölü çevresinde özellikle. Bu göllerde yine Lavset Gölü olarak karşımıza çıkar, çevresinde bulunan volkanik alanlardan etkilenmiştir. Bir de yüksek dağlık alanların zirve yakın kesimlerinde Sirt Gölü'ne rastlanır Doğu Anadolu bölgesi. Özellikle Hakkari Gölü'nde bulunan Cilo, Sap, Buzul gibi dağların zirve yakın kesimlerinde bu tür göl örneklerini görmek mümkündür. İklim ve bitki örtüsü özelliklerine geçiyoruz. Doğu Anadolu bölgesi denize kapalı olması ve yükseltinin fazla olması sebebiyle karasal iklimin görüldüğü bir bölgedir. Ancak bölge içerisinde karasal iklimde yazı yağışlı ve yazı kuraklık olmak üzere iki farklı tipte karşımıza çıkmaktadır. Bölgede yükseltinin en fazlalaştığı yerlerden biri olan Erzurum Kars platosunda yazı yağışlı karasal iklim görülmektedir. Burada yaz yağışları karşımıza çıkar ve bu bölümde görülen sıcaklıklar ülke içerisindeki en düşük sıcaklık değerlerini oluşturur aynı zamanda. Bölgenin daha alçakta kalan çukur kesimlerinde ise görülen iklim özellikleri bu kesimden daha farklıdır. Sıcaklık değerleri kışın daha yüksektir ve yaz döneminde daha belirgin kuraklık görülür. Özellikle bu Malatya, Elazığ gibi çöküntü ovalarının bulunduğu yerlerde karşımıza çıkar. Bölge genelinde genellikle karasal iklim görmesine bağlı olarak yazlar kurak, kısa fakat sıcak geçer. Sadece Erzurum Kars platosu hariç burada yaz yağışları görülmektedir. Bölgede kışlar uzun, kar yağışlı, soğuk ve sert geçerken yazlarda
sıcak, kurak ve kısa geçmektedir. Tabii ki burada Erzurum, Kars biyodosu hariç diyoruz. Çünkü orada yazı yağışlı karasal iklim tipi görülmekte. Türkiye'de en fazla yaz yağış alan sahalardan biri olarak karşımıza çıkar. Ülke genelinde baktığımızda Erzurum, Kars biyodosu Ocak ayı ortalama sıcaklık değerlerinin, yıllık ortalama sıcaklık değerlerinin en düşük olduğu bölüm olarak karşımıza çıkar. Burada doğumlu gün sayısı da 5 ila 6 ay gibi bir süre karşımıza çıkar. Kışın yağışlar kar şeklindedir ve bu karın yerde kalma süresi de çok uzundur. Yazlarda son derece kısadır. Bitki örtüsüne baktığımızda karasal iklimin görüldüğü yerlerin bitki örtüsünü bozkır oluşturur. Ancak Erzurum Kars platosunda yaz yağışlarının varlığına dayalı olarak burada bitki örtüsü olarak karşımıza çayır örtüsü çıkar. Yüksek kesimlerinde ise, dağlık ve yüksek kesimlerinde ise karşımıza iğne yapraklı ormanları çıktığını da söyleyebiliriz. Ekonomik özelliklerine, beşeri ekonomik özelliklerine geçecek olursak öncelikle nüfus ve yerleşme özelliklerinden bahsedeceğiz Doğu Anadolu bölgesinin. Doğu Anadolu bölgesi nüfus sayısı ve yoğunluğu en az olan bölge. Bölgede nüfus özellikle çukur alanlar ve ovalarda toplanmıştır. Bölgede doğum oranı fazla olmasına rağmen nüfus artış oranı azdır. Bunun bu şekilde olmasında bölge dışına yapılan göçlerin yoğun etkisi vardır. Kentleşme oranının da düşük olduğu bir bölgedir Doğu Anadolu bölgesi. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine baktığımızda Doğu Anadolu bölgesinde ekili dikili alanlar azdır. Yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı. Ancak bölge ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Çünkü sanayi de gelişmemiştir. Ulaşımın imkansız olmasından dolayı. Tarımsal faaliyetler bölge genelinde yoğun olarak yapılamaz. Özellikle birçok yerde iklim koşullarının imkansızlığından dolayı, yaz süresinin kısa ve sıcaklık değerlerinin yetersiz olmasından dolayı tarım yoğun olarak yapılamaz. Ancak tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı yerler olarak Elazığ, Malatya, Elbistan ovaları çıkar. Bunlar daha alçakta bulunan ve iklimin diğer kesimlere göre daha elverişli olduğu yerlerdir. Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık en önemli gelir kaynağıdır. Tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir Doğu Anadolu bölgesi, sıcaklık değerlerinin düşük olması nedeniyle. Tarım alanlarının dar olması bölgede tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden olmuştur. Bölgede buğday, arpa, şeker pancarı, kayısı, tütün ve patates gibi ürünler yetiştirilmektedir. Yeraltı zenginlikleri açısından Doğu Anadolu bölgesine bakmamız gerekirse, Doğu Anadolu bölgesi yeraltı zenginlikleri açısından Türkiye'de en zengin bölgedir. Özellikle Yukarı Fırat bölümü yeraltı zenginliği açısından Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Burada Divriği ve Hekiman dolaylarında demir, Ergani, Guleman ve Maden'de krom, Ergani ve Maden'de yine bakır, Keban'da kurşun, çinko, Elbistan'da lingit, Erzurum'da oltu taşı, Muş'ta barit, Kazman, Narman çevresinde kaya tuzu gibi yeraltı kaynakları çıkartılmaktadır. Bölgenin bölümlerini ele almamız gerekirse öncelikle Yukarı Fırat bölümünden başlıyoruz. Yukarı Fırat bölümü İç Anadolu bölgesinin Doğu Anadolu'ya doğru sokulduğu yer içerisinde bulunur. Buradaki en önemli şeyler Malatya, Elazığ'dır ve bölgenin yükseltisi diğer bölümlerine göre en az olan bölümüdür. Yer şekilleri daha sadedir. Burada Erzincan, Malatya, Elazığ gibi ovalar bulunmaktadır. Ve Doğu Anadolu bölgesinin en yoğun nüfuslu bölümüdür burası. Bölgede tarımsal üretim fazladır. Zaten az önce de söz etmiştik. Bölge genelinde tarım toprakları geniş yer kaplamıyor ve sıcaklık değerlerinin az olmasından dolayı tarım çok yoğun olarak yapılamıyor. Ancak bölge içerisinde tarımın en fazla yapıldığı yer yükseltinin azlığından ve sıcaklık değerlerinin içerisindeki diğer yerlere göre fazla olmasından dolayı Yukarı Fırat bölümü. Bölge yeraltı kaynakları açısından Türkiye'de en zengin olan bölümdür. Erzurum-Kars bölümüne geçiyoruz. Erzurum-Kars bölümü ortalama yükseltisi 1500-2000 metre arasında olan bir yer. Bölüm içerisindeki en alçak yerin
çevresindeki yerlerden farklılaşan Iğdır Ovası oluşturur. Iğdır Ovası bir mikroklima sahasıdır ve burada bu özelliğinden dolayı çevresinde hiçbir yerde yetişmemesine rağmen pamuk yetiştirilir. Türkiye'de kışların en uzun, en soğuk ve en sert geçtiği yerdir. Yazların da kısa geçtiği bölümdür. Yaz yağışlarının maksimum seviyede olduğu tek yerdir. Nüfus yoğunluğu ve nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Yaz sıcaklığının düşük olmasından dolayı ve yaz mevsimin kısa sürmesinden dolayı burada tarımsal ürünleri yetiştirme açısından sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Tarımsal verim yüksek değildir. Büyükbaş hayvancılık gelirinin en fazla olduğu bölümdür. Çünkü burada yaz yağışlarına dayalı olarak ortaya çıkan çayır örtüsünün varlığı büyükbaş hayvancılık faaliyetinin yapılmasına imkan verir. Bölümün en önemli kenti Erzurum'dur. Geçiyoruz bölgedeki bir diğer bölüme, o da Hakkari bölümü. Bölgenin en geri kalmış bölümdür Hakkari bölümü. Engebenin en fazla olduğu bölümdür. Burada da yine şiddetli karasal iklim görülür. Tarıma elverişli topraklar son derece azdır. Ve küçükbaş hayvancılık ve burada Hakkari dolaylarında arıcılık gelişmiştir. Geçiyoruz bölgedeki son bölüme. Yukarı Murat Van bölümü. Bu da Van Gölü dolaylarında bulunan bölüm. Zaten adında burada bulunan Van Gölü'nden ve Murat Nehri'nden alan bir bölüm. Van Gölü kapalı havzası burada bulunuyor. Van Gölü çevresinde Nemrut, Pantemrek ve Ağrı gibi volkanik dağlar sıralanır. Ve yine burada da tabii ki bölge genelinde olduğu gibi karasal etkili. Nüfus yoğunluğu burada da azdır. En önemli kenti bölüme de adını veren Van'dır. Bölümün en önemli gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır.